Peki yani. Abi, genel evlerin toplum ve aile sağlığına zarar verdiğini düşünüyor musun? Dedesi yok, hiçbir şey yok. Gariban birisi, parası yok, evlenemiyor. Mastürbasyon yok. Ama artık diyor ki ben bir kadın bedenine dokunmak istiyorum diyor. Çocuğu kanser hastası, evet. Alacak parası yok, evet. Eczacı borç vermiyor, evet. İmkanı yok ama oradan o ilacı da almak zorunda. Evet. Çalabilir mi? Çalabilir mi? Çalar. Haram değil ama, değil mi bu? Haram. Herkese merhabalar sevgili Doglulu Enişte kanalı izleyicileri. Bugünkü konuğum yaptığı hiciv dolu türküleri son zamanlarda TikToker kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde kullanılan türkülerin sahibi, aynı zamanda Erzincanlı hemşerim olan ve de aynı zamanda TRT'nin sunduğu yarışma programında bugüne kadar kırılmamış en hızlı giyinme rekoruna sahip bir sanatçımız Ahmet Ece ile bugünkü röportajımız olacak. Kendisine hayatı sorgulayan ve de sorgulatacak soruları sormak için davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı ve geldi. Şu anda onunla soru cevap şeklindeki yolculuğumuza başlayacağız. Eyvallah. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın abim? Erkan kardeşim dersine çok iyi çalışmışsın. Bir kere 30 yıl önceki rekorundan bahsettin dedim. Ben bile unutmuşum. Abi ileriki röportaj yapacağım. Sanatçı abilerimizin özgeçmişini incelemek zorundayım. Okumak zorundayım. Eyvallah. Benim o rekorum TRT tarafından 1989 yılında. 89, 99, 2009, 2019, 2021, 32 yıl. Bayağı var. 32 yıl önce sevgili. Evet. Doblo Enişte izleyicileriyle. Doblolu Enişte. Doblolu Enişte. Evet. Güzel de bir isim. Evet Erkan kardeşim teşekkür ederiz. Ahmet Ece 1961 Erzincan İliç Sarıpınar köyü doğumlu olarak 1973'te İstanbul'a geldiğimde 12 yaşında ilk sazımı Şemsi Yastımı'ndan alarak sanat işine başladım. O gün bugün yollardayız. Hayat mücadelesi abi ne yapacaksın? Evet. Ben şimdi o zaman yolculuğumuza başlayalım. Buyurun. Ahmet abi. Buyurun. Bu arada da ilk sorum sana gelsin. Buyurun gelsin bakalım. Ünlü kişilerin yeni doğan çocuklarının fotoğraflarını yazılı ve görsel basına para karşılığı satılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani etik bir davranış mı sizce? Abi kesinlikle yanlış. Çünkü sanat başka, bizim mukaddes değerlerimiz, aile yapımız başka. Aile yapısı sağlam olan insanların toplum tarafından daha çok saygın bir yeri vardır. Sanatçı sadece bağırarak güzel türkü söylemekle ibaret değil, topluma iyi örnek olan kişidir. O yüzden de kesinlikle o yanlış bir davranıştır. Yapanlar da asla tavsiye etmiyor. Anladım abi. Peki ikinci soruma geçiyorum abi. Sanatçı siyasi tarafını göstermeli mi sence? Sanatçının siyaseti olmaz. Bence, benim fikrim tabii ki. Her gönülde bir aslan yatar. Şunu iyi bilmek lazım. Bu ülkede bir tane şu anda bizim liderimiz var. Ama başbakan, ama cumhurbaşkanı. Bu benim için AK Partili de olsa, CHP'li de olsa, başka bir partili de olsa hiç fark etmez. Ben evin babasına saygı duymak zorundayım. Bir iş yerinin yönetim kurulu başkanı nasıl söz sahibi elemanlarıyla bir araya geldiği zaman onlara sözü dinleniyorsa bugün de benim için hiç fark etmeden hangi partili olursa olsun benim cumhurbaşkanımsa o benim cumhur demek, halk demek, halkın başkanı demek, ona saygı duymak zorundayız. Ama asla sanatçı sağını solunu ayrı tutarak o sizden bu bizden ayrıma girmemesi lazım. Sanatçı birleştirici, bütünleştirici olması lazım. Abi hiç eleştiri yapılmayacak mı yani? Yapılsın. Yapmak gerektiği zaman yap. Abi bak şimdi muhalefet niye var? Muhalefet. Ben sanatçı olarak size evet. söylüyorum. Mesela, aynı şey. Sanatçı olarak yanlış bir şey yapıyorsa muhalefeti de eleştiririm. Hükümeti de eleştiririm. Yanlış bir şey yapılıyorsa. Anladım abi. Benim ülkemin faydalarına çalışılıyorsa bunu takdir ederim ama bu da bu olmalı yani. Bak şimdi ben örnek vereyim. A partiliyim diye, B partili yanlış yaptı diye ben sırf bu partiliyim diye yalakalık, yağcılık olsun diye bu partiyi tutayım da onun yanlışlarını yüzüne vurmayayım. Bu yanlış. Benim de mutlaka bir oy kullanma hakkım ve tercih hakkım var. Hangi partiyi, hangi
görüşü destekliyorsam buna saygı duyacağım. Öteki de bana saygı duyacak. Ne güzel demiş Aşık Veysel. Kim okurdu, kim yazardı? Koyun kur dile gezerdi. Fikir başka, başka olmasa. Herkes fikre saygı duymalı birbirlerine. Ama sanatçı da orta direk olup hepsini toparlamalı diye düşünüyorum. Etmez. Peki abi, izleyicilerimden biri özellikle şu soruyu sormamı istedim. Müsaade edersen o soruya geçiyorum. Estağfurullah. Fitre ve zekat İslamiyet'in ilk çıktığı dönemde toplumdaki yoksul ve yardıma muhtaç kesimler için kullanılıyordu. Bugün yoksul ve yardıma muhtaç kesimlere yardım etmesi anayasal olarak görev olan devlet var. Evet. Ve bu işler için tüm ülkeden vergi topluyor. Şimdi ben de düzenli olarak vergimi ödüyorum. Bu durumda ayrıca fitre ve zekat vermeme gerek yok deniliyor. Bu görüş için ne diyorsun abi? Yani şahıs diyor ki, eskiden devletin vergi toplama düzeni yoktu. Yoksullara yardım için fitre ve zekat veriliyordu. Ama şimdi devlet var, sistem var. Ben vergimi veriyorum. Bu vergimden dolayı devlet bunu zekat olarak belli kısmını ayırsın. Ben bir daha zekat için bir daha özellikle para ödemesi yapmayayım. Hem vergi hem zekat ayrı ayrı veriyorum. Şimdi bu dini bilgiler, bilmediğimiz konularda fetva vermek bizim haddimiz değil. Ama kendime göre düşünecek olursam, şimdi vergimi veriyorum ben. Vergimi veriyorum da devlet başındaki görevliler eğer ki haklarını tamamen aldıktan sonra yoksulu gözetemiyorsa, benim gözümün önünde fakir, fukara, zor durumda olduğunu göre göre, benim de paramın olduğunu göre göre ben orada duramam. Komşun açken senin tok yatman haramdır. Hadisi şerifini biliyoruz. Bunu da uygulamakla mükellefiz. Bir Müslüman olarak inançlarıma değer veren, bağlı olan bir insan olarak ben devlete vergimi de veririm. Varsa zaten Cenab-ı Allah diyor ki, varsa o şeyini, zekatını, sadakanı ver. Fitre zaten mecbursun. Fitreyle şeyin alakası yok. Verginin alakası yok. O zekat, sadaka, sadaka, az sadaka, çok kada bela savar. Değiştiremez. Doblolu enişte. Günlük yaşamdan bir sorgulayıcı soruya geçmek istiyorum. Şimdi bir Mehmet abimiz var. Geçimini taksi şoförlüğü yaparak kazanan Mehmet abinin ticari taksi sürmesi için gerekli olan sağlık raporu için tekrar müayene olduğunda göz testinden geçemediğinden ve sağlık raporunu alamadığından dolayı çalışacak ticari taksi bulamayarak ailesini geçindirecek olan paradan mahrum kalma durumu oluşuyor. Yani Mehmet Bey borca girerek ucuz bir araba alıp bu zorunluluktan dolayı korsan taksicilik yaparak bir şekilde ailesinin geçimini bu şekilde sağlama yoluna gidiyor. Şimdi soruyorum abi, Mehmet Bey'in korsan taksicilikten kazandığı para haram olur mu? Taksi vergisini veriyor, milyarlarca para bağlamış. Efendime söyleyeyim, oradan ekmeğini kazanırken o korsan taksi hiç vergi vermeden, para bağlamadan gelip aynı parayı yapıyor, aynı işi yapıyor. Daha fazla kazanıyor. Misal, evet, hepsi cebe kalıyor. Hak mı? Taksicinin hakkına giriyor mu? Giriyor. Giriyor. Haksızlık. Ama bu adamın başka yapma işi imkanı yoksa, bu adam şunu yapabilir bence, yani ben sadece kendi nazarımda, kendi fikrimce, o vatandaş herhangi bir tekstil firmasıyla, abi sizin işlerinizi ben kapıda bekleyeyim, arabamla sizinle çalışayım, bir yere gidecekse hem hamallığını yapayım hem... Abi varsayımdan yola çıkmıyoruz Ahmet abi. Biz burada sorguladığımız, bu adam bir şekilde bu işi yapacak. İki türlü bir şansı yok bu adamın. Orada da iş bulamıyor diyelim. Sizin abi haksa taksicinin hakkını yiyor. Eğer bana haram mı peki abi? İşte sıkıntı burada. Sana göre haram mı değil mi? Mehmet Bey'in durumuna istinaden konuş. Ben Mehmet Bey'in ailesini geçindirmek için mecbur olduğu işi yapıyor ve ailesini geçindiriyor. Çocuğuna ekmek götürüyor. Tamam. Çocuğu haram mı yiyor? İşte ben burada sana alternatif sunuyorum. Alternatif abi. Ama sen diyorsun ki yok. Bu adam bu işi yapacak. Bu işi yapsın. O işi yapsın ama yolda oturup da kolay para kazanmasın. Taksicinin ekmeğinden olmasın. Taksici hemen müşteri de hazır alıyor. Hadi götürüyor, kaç para? 60 lira yazıyor, parayı alıyor. Haram mı değil mi? Evet ya da hayır. Onun vebaline giremem abicim. Onun vebaline giremem. Ben ama bir haram ya da helal. Yok, ben giremem. Olsam benim şahsi görüşüm helaldir abi. Onun vebaline mecburiyet var. Mecburiyet. Bak,
Peki bu adam hırsızlık mı yapsın? Ama yok abi, yapmasın ama ben sana alternatif... Ne yapacak bu adam, tamam ne yapacak abi? Ben şimdi sana alternatif sunuyorum. Niye benim alternatifimi alternatif kabul etmiyorsun? Yok abi, bu adam için alternatif gitsin, yok. Hayır, taksicilik yapsana ama gitsin diyorum. Taksi durağında durup da adamın taksicinin ekmeğini çalacağına yük taşısın taksisiyle. Öyle bir sürü ben korsan taksiyle çalıştım. O da korsana giriyor abi. Gitsin. Bak orada o taksici gidip de o riske girip de orada oturup ama da şey yapmıyor. Ama öteki taraftan adam, kamyonet ruhsatı alması lazım. Kamyoncuların hakkını yiyor. Evet abi. Orada bir şekil biraz daha zahmetli. Yani ekmeğini kazanmak yani diyorsun zorunda. Ki haram. Abi ekmeğini... Bana göre dibine kadar helal. Çünkü adam hırsızlık yapmıyor, uğursuzluk yapmıyor, gasp yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Yine çalışarak diyor ki ben çocuğumun rızkı için yapıyorum diyor. Tamam. Yaptım, günahı yaptım. Da varsa boynuma. Eyvallah. Bu bana göre, sana göre öyle değilse abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani. Herkesin fikri. Peki abi, sorum daha var. Parası ve sigortası olmayan bir babanın kanserli oğlunun ağrılarını azaltmak için eczaneye gidip ağrı kesici ilaç çalması o babanın hırsız olduğunu gösterir mi? Göstermez. Bak. Evet abi. Burası ayrı bir konu. Burası ayrı bir konu. Tamam mı? Tamam abi. Can. Can kurtarıyor. Çünkü Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Öteki tarafta da boğaz kurtarıyor. Boğaz kurtarıyor. Ama başka altan... Öteki tarafta da abi şimdi hanımına o parayı götürmezse hanımı yarın öbür gün hırsızlık olacak. Ya bir şey... Belki hanımı başka türlü yollardan para kazanmaya çalışacak. Çocuğu Allah... belki eve parayı getirmeyince baba hırsızlığa yönelecek. Vicdanına göre hareket etmek lazım. Vicdanen... Daha. Vicdanen söylediğin zaman birisi için doğru, birisi için yanlış geliyor. İşte senin için orada önemli olan ne? Şimdi sen korsan tacik haram dedin fakat haram demedim bir babanın ama başka zaruretten türlü... gene hırsızlık yapmasına da meşru dedin. O anda bak o öyle bir şey dedin ki çocuğu kanser hastası, evet, alacak parası yok, evet, eczaneci boş vermiyor, evet, imkanı yok ama oradan o ilacı da almak zorunda. Evet. Alabilir mi? Evet. Çalabilir mi? Çalabilir mi? Çalar. Haram değil ama değil mi bu? Haram. Haram. Yani bazen insanoğlu da bile bile meşru olarak haramı tabii işleyebilir yani göz göre göre. Evet. Zaruret yani, durumunda. Zaruret durumunda. Hani nasıl bir doktora gidiyorsun diyor ki senin bu hastalığın için diyor işte alkol alman lazım diyor. Bu günah mı peki abi? Yok. Ya bu dinimizde de var zaten diyor. Anladım. Ki eğer ki can kurtaracak bir durumdaysa diyor onu orada kullan, yiyebilir, yapabilir diyor. Doblolu enişte. Peki yani, abi genel evlerin toplum ve aile sağlığına zarar verdiğini düşünüyor musun? Evet. Evet. Düşünüyorsun. Düşünüyorum. Bu sebep ne abi? Sebep ne? Çünkü Peygamberimizin zaten bize emri, Allah'ın emri, Peygamberimizin de sünneti diyor ki çocuklarınızı ergen çağına geldiği zaman evlendirin. Ama evlenemedi. Herkes. Diyelim ki Yusuf kardeşimiz, annesi yok, babası yok, dedesi yok, hiçbir şey yok. Gariban birisi, evet, evlenemiyorum, parası yok, evlenemiyorum. Mastürbasyon yok, o bile yetmiyor insana ama artık diyor ki ben bir kadın bedenine dokunmak istiyorum diyor. Harika, haklı ama. Doğru mu? Doğru. E şimdi bu amaçla gidiyor genel eve ve tabiri caizse zina yapıyor. Şimdi bu günah mıdır sizce? Günah. Net cevap istiyorsan. Ama her yaptığımız iş günah mı olacak Ahmet, evet, abi? Bak günah ama onun vebali kimin boynunda? Senin, benim, ötekinin, o çocuğu biz... Devletin diyelim abi. Tabii benim tabii. Ne var ederiz? Devlet ama adam devlet değil mi? Ama devlet de hangi birisini evirecek abi? Abi herkes. Yani. Şimdi ise devletin her şeyi... Devlet abi tamam da şey mi olacak burada? Çöp çatan mı olacak? Kurban olayım. Evet. Devletin varsa imkanı evlendirecek ki başlık abi, parası misal kaldır. Ahmet abi lafını balla kestim. Adam evlenecek ama şu anki Türkiye şartlarında evlenmeyi gözüne kestiremiyor. Abi lüksle yaşamak istiyor o yüzden yok, kestiremiyor. Yok abi bugün ev kiraları malum. Ekonomi malum. Yani bu ekonominin de bu şekilde düzeleceği yok. Adam gayri ihtiyar haklı olarak diyor ki ben evlensem kiralık evim yok. Hanım çalışmayacak belki. Ben nasıl geçineceğim? Yarın iki tane çocuğum olacak. Abi kolay değil ya. Evlenmek bir kahramanlık. Bu zamanda evlenen insan kahramandır. Ben bunu diyorum. Lafını da balla kestim ama. Ben de diyorum ki kardeşim benim. Ben senin sorduğun şeyler hep burada aslında sanatçıya sorulacak şeyler değil. İlim adamı, bilim adamının işi. Ben de diyorum ki senin dediklerin mantıken doğru.
Ama gel gör ki kardeşim, biz Cenab-ı Allah şu anda o imkanı bize vermiş, evlenin, mutlu olun, yuva kurun falan, ama ucu ucuna getiremiyoruz. Peki kardeşim, şimdi beni zorla konuşturacaksın. Söyle yani. Abi. Kuldan bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Sadece azmak oluyor abi? Evet, aşk uşkuruna... Genel eve gitmek azmak abi, dur oluyor? Dinle. Genel eve gelince de sıra inançlarımıza göre ne iş adamımız, ne devlet adamımız, ne vekilimiz, ne başkanımız, ne vesaire. Hiç kimse dini vecibelerini yerine getirmediğinden dolayı bu ülkede eğer ki hakkıyla zekatı, fitresi, efendime söyleyeyim sadakası zenginler vermiş olsa bu ülkede ne bekar kalır ne de fakir kalır. Kimi deveyi hamuduyla götürürken ötekisi devenin kulağıyla nasıl geçinebilirim diye. Öyle maalesef geçiyor. Öyle yani. O yüzden de kusura bakma yani, herkesin bu hak mıdır? Bu herkesin hakkı, herkesin sorulacaktır. O yani benim durumum iyi diye ötekinden bana ne, benimle mi çalıştı dememesi anladım lazım. Abi, peki. Herkes kendi altındaki insana sahip çıkması lazım. Hepsinin de sorumluyuz. Direkt abi. Peki abi, istersen son bir soru sorayım. Madem dünya bir imtihan yeri, o zaman şartlar neden eşit değil? Eşit olamaz. Eşit olsaydı zaten Cenab-ı Allah fitre, zekatı, sadakayı niye çıkarmış? Çünkü olmayan olana versin. Ama bu dünyanın olanla olmayanın imtihanı ikisininki de görülecek. Ama öbür dünyada Allah yardımcımız olsun, fakirler belki zenginlerden, o sorumsuz zenginlerden önce cennete gidecek. Çünkü eğer ki hamd ediyorsa. Peki yok, zengin yok. Elinden geldiği kadar maddi gücü ölçüsünde servetinin belki üçte birini dağıtıyor, haccına gidiyor, ibadetini yapıyor. Evet, Allah'ın emirlerine uygun yapıyorsa, evet. Yaşıyorsa cennetin kapısını cömertler açacak. O da var. Kilem mi diyorsun abi? Evet abi. Şimdi Ahmet abi, son bir sorumu soruyorum gene. Olası bir yangında sizi zamanında ölümden kurtaran ve size sadık olan ve sizi her fırsatta mutlu eden ve öldüğünüzde çok üzüleceğiniz köpeğiniz mi, yoksa tanımadığınız yabancı bir insanı mı kurtarırsınız? İyi düşün abi. Sizi ölümden kurtarmış bir vefa borcunuz var. Şimdi herkes diyecek insanı kurtarırım. Ama size her zaman sadık, siz onu çok seviyorsunuz ve öldüğünde inanın çok üzüleceksiniz. Sanki bir kardeşiniz gibi ve de sizi ölümden kurtarmış. Ne yaparsın abi? Can, o da can, o da can. Evet. İkisi de can ama bir şansın var abi. Evet. Bir seçme şansın. İkisini de kurtarsam olmaz diyorsun yani. Yok, bir tanesini kurtaracaksın abi. İşte burada şimdi iki şık var. Tamam. Bir insanı kurtarmak, tüm insanları kurtarmak tamam. Demektir. Tribünler oynama yok abi. Burada vicdanının sesiyle konuşacaksın. Ben olsam konuşalım. Köpeğimi kurtarırım. Sen ne yaparsın abi? Tek bir cevap istiyorum. Köpeğimi kurtarırım. Eyvallah. Çünkü dünyada da en sadık biliyorsun. Evet. Köpektir. At ve köpek. Evet. Peki Ahmet abi. Sorularım burada sona erdi. Eyvallah. Birazcık telledin mi? Şimdi... Kapların, camların kapalı oluşu, havanın sıcak oluşu. Ses bir de şimdi diye. Senin sorduğun soruları vebal altında da kalmamak adına düşünerek iyi cevap vermek lazım. Çünkü şey değil, bu hakikaten vebal taşıyan bir şey. Ahmet abi, bu arada kanalım Doblo Lenişte kanalında yayınlayacağız bu videoyu. Yayınlanmasını izin veriyor musun abi? Tabii ki abicim. Ama ben izleyicilerimizden, çünkü üzerimize... vazife olmayan bazı sorulara cevap verdik. Dediğim gibi, o yüzden yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi fikirler, düşünceler farklı farklıdır. Herkes kendine göre düşünür. O yüzden hakkınız, kimin hakkı geçtiyse hakkınızı helal edin. Evet, Ahmet Ece'den sevgiler, selamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun.